Evet, katılacağım sana bu durumda. Artık şimdi yavaş yavaş knife round'umuza geçiyoruz. Bu knife round'un öneminden zaten bahsetmiştik defalarca kez. Tekrardan bahsedelim. Ekranları başına geçen yeni izleyicilerimiz için takımlarımız serilere başlamadan önce Ascent haritasında bir knife round, bir bıçak round'u oynuyorlar ve daha sonrasında bu knife round'u, bıçak round'unu kazanan takım eğer seri 3. maça uzaması durumunda taraf seçen takım oluyor. Çünkü zaten haritalarımız şimdiden belli. Ben tekrardan size haritaları söyleyeyim. İlk haritamız Ascent'te oynanacak. İkinci haritamız Split ve üçüncü haritamız Heaven olacak. İlk maçımızda Ascent tarafında defansta Viray Sirius takımını göreceğiz. Split haritasında ise seçen taraf olan Other Side Blue ekibini atakta göreceğiz. Yavaş yavaş artık seçimler yapılıyor. Çok da fazla bir şey seçmelerine gerek yok. Her zaman bahsettiğimiz gibi silah ve yetenek kullanmak yasak. Sadece bıçakla oynayacaklar. Çok da fazla beklemelerine gerek yok diye düşünüyorum ben. Bir ajan seçildi. Genel olarak Sky'ı iyi çalıştıran taraf High Pressure'dı geçen seride. Tekrardan Sky'ı çalıştırabilen takımların öne çıkacağını düşünüyor musun? Yoksa yetersiz mi? Tekrardan bu konuyu konuşalım isterim. Yani şöyle tabii ki Sky metada olan bir ajan ve gerçekten hemen hemen her skillinde info verici veya verdiğinden dolayı Sky'sız aslında bir kompozisyon kurulmaması taraftarındayım. Artı bir parantez olarak da ekleyecek olursam eğer Sky'ına da bir Viper yani tadından yenmez diyebilirim. Baklavanın üstündeki Gerçekten. kaymak olur Kesinlikle taraftarıyım öyle. yani. Kesinlikle öyle ve zaten oynanacak olan haritalar Ascent, Split ve Heaven haritaları. Zaten Heaven'da Sky'a alışmış durumdayız. Bakalım Split'te ve Ascent'te bu tercihlere yönelecekler mi? Ben çok merak ediyorum. Az sonra yaklaşık bir 10 saniye sonra Knife Round'una geçiş yapıyor olacağız. Bakalım hangi takım üstünlüğü kuracak. Az önceki seride yanlış hatırlamıyorsam Hyperjury ekibi Knife Round'unu kazanmıştı. Bunun gazıyla da zaten 2-0 seriyi kazandılar. Şimdi mid tarafında toplaşmalar başladı. İlk skor Other Side tarafından geldi. Hemen trade'e alındı. Tekrardan Other Side'dan 2 skor daha var. Ve Other Side ekibi, Other Side Blue ekibi Knife Round'unu kazanarak eğer serinin 3. maçı uzaması durumunda taraf seçen takım olacak. Other Side birazcık daha Knife Round'unu bile toplu olarak oynadı. Acaba bu bizlere bir mesaj mı? Ne diyorsun? Valla şey inceden bir gönderimler yapılmaya başlanıyor yani bize de. Bakalım güzel maç olacağından %100 eminim ben. Evet, katılacağım sana bu konuda. Ascent'te ilk haritamız olan Ascent hakkında birazcık da konuşmak istiyorum. Az önce zaten Ascent göremedik. İlk maçımız Icebox'tı, ikinci maçımız Heaven'dı. Ascent özelinde sana kalırsa kilit roller hangileri olacak? Daha çok gözcü rolleri aslında Ascent'te belirleyen faktörler içerisinde geliyor. Keza ben main'i Sova olan bir oyuncuyum. Main'i Sova olan bir oyuncu Ascent'te mesela gerçekten kilit noktaları gözcü okuna atarak kesin infoları verebiliyor ve takımına gerçekten yardımcı oluyor. Aynı şekilde şu an takım seçim karakter seçimi, ajan seçim ekranında da görüldüğü üzere iki tarafta da şu an Sova var. Evet, Hani bildiğin zaten gibi. sovasız bir ascent düşünülemez diyorum ben her zaman. Aynen Sana da öyle. katılacağım. Onun dışında yavaş yavaş metadan da bahsedelim. Yani yeri geldiğinde Brimstone'lar görebiliyorduk, yeri geldiğinde Omen'lar görebiliyorduk ama Astra onların yerini artık yavaş yavaş almaya başladı. Evet, Icebox'ta ben bahsetmiştim. Zehir perdesiyle beraber aynı şekilde Molissey'le beraber Viper birazcık daha öne çıksa da diğer haritalarda ajan seçimi olarak Astra çok daha önde geliyor bana kalırsa. Ya çünkü yer gök ayna ile beraber haritayı tamamen ikiye bölüyorsunuz. Bombayı kurduktan sonra ya da bomba eğer defans tarafındaysanız bomba kurulduktan sonra çok 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 işinize yarayabiliyor bu ultiler. Astra hakkında da ufak bir düşüncelerini alayım senin. Yani şimdi Astra aslında birçok hero'nun karışımı olan bir hero gibi, ajan gibi de Evet. düşünebiliriz. Hani bir Smoke tamam, girdapı var. Haritayı ikiye bölüyor. Dediğim birçok ajanı toplayıp içerisine harmanlanıp içerisine koyulan tek başına bir taşıyıcı da olabiliyor yeri geldiğinde. Astra'nın bu Smoke'ları da az önceki Heaven haritasında da gördük. Az önceki Haven haritasında ne gördük? Hani smoke içinden neler neler yapıldı. Spike'lar çözüldü.
Ya Aslı'nın seçilmesinin sebebi tamamıyla bu. Meta. Meta. Diyelim ve maçımıza geçiş yapıyoruz. Yaklaşık bir 35 saniye sonra ilk roundumuzda başlayacak. Şimdi hemen şöyle silahlara baktığımda Otherside Blue ekibinde 2 adet Frenzy görüyorum, 3 tane Ghost görüyorum. Diğer tarafta ise V-Rise Series ekibinde 4 tane Ghost ve 1 tane Klasik ve yarım Armor görüyorum. Sence bu seçim onların başını derde sokabilir mi? Bana kalırsa son zamanlarda çokça tercih edilmeye başlayan Frenzy güçlü durumda ve execute atarken, rush atarken özellikle çok çok işinize yarayabiliyor. Bana kalırsa saldırı takımı bir adım önde olabilir bu durumda. Bence de olabilir. Frenzy gerçekten şu şartlarda gerçekten güçlü bir silah. Ekonomik anlamda da herhangi bir sorun olacağını teşkil etmiyoruz. Ya ben beğeniyorum Frenzy'yi ama gel gelelim bazen dediğim gibi Sova oyuncusu olduğum için klasik yarım armor drone çekiyorum ben çoğunlukla. Daha evet. Biraz böyle savunma ağırlıklı oynadığımdan dolayı onu tercih ediyorum. Ama Frenzy'de tercih edilebilen hani böyle özellikle agresif bir oyun sergilenecekse Frenzy'nin alınması taraftarıyım tabii ki. Yani şöyle Valorant aslında rekabetçi arenaya ilk geldiğinde belki de 5 kişinin birden ghost çektiğini, armorsuz ve hatta yeteneksiz bir şekilde yollarına devam ettiğini, skill kullanmadan yollarına devam ettiğini görüyorduk. Daha sonrasında Burst'üyle beraber aslında Sakri ile beraber klasik öne çıkmıştı ama ona da bir nerf geldi ve şimdi yavaş yavaş Frenzy'leri de görmeye başlıyoruz. Şimdi B-Lobby tarafında Otherside ekibi yavaş yavaş orada duruyorlar. Sage duvarı kırıldı. Üçlü bir setup vardı aslında B tarafında. Hemen oraya girişlerini yapıyorlar. Execute gerçekleşti. Orada hemen bir boost'la beraber ilk skoru çıkarttılar. İşte durum 5'e 3. Bundan bahsediyordum. Aniden patlayan bir oyunda Jett'in eline bir Frenzy ile beraber çok hızlı bir şekilde sahil içerisine giriş yapabiliyorlar. Evet, arkalarından gelecek oyuncuyu unuttukları durumda hemen bir kişiyi düşürdüler. Ve yollarına 4'e 3 devam ediyorlar. Hemen durum 4'e 2'ye geldi. Lauren'den bir skor daha gördük. Çok güzel bir yerleşim var aslında onlardan. 2 tane kayıkhane tarafında oyuncu. Bir tane yeşil arkası ve bir tane de side'de oyuncuları var. Lauren, Neji. Bu arada Neji'den bir skor daha gelmişti ama en nihayetinde kazanan Otherside Blue ekibi oldu. Ve ilk roundla beraber ikinci roundda Spectre'ler çekilecektir diye düşünüyorum. Çok fazla bir kayıp vermeden ikinci roundu da kazanacaklardı. Tabii ki neler olacağı belli olmaz. Şerif bu durumu tamamen değiştirebilen bir durumda. Ama şunu da söylemem gerekiyor açıkçası. Birazcık da kendi yorumumu katacağım. İlk roundu kaybettikten sonra Şerif'i çekmek bana çok mantıklı gelmeyebiliyor. Çünkü zaten halihazırda ilk roundu rakibinize kaybetmişsiniz. Spectre'lere karşı bu tarz bir senaryoda kazanmanız çok mümkün değil. Kazanamadığınız durumda da bay roundunuzda yarım armor çekmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, yani dediğine katılıyorum ben de. Şerif çekmek biraz daha riskli böyle durumlarda. Hani öldüğünüz zaman bir sonraki round için eksi bir ekonomi yazıyor sizin açınızdan. Yani şu an mesela çok rahat bir şekilde A side'e girdi Otherside Blue ekibi. Cross'tan şöyle balkon tarafına bakıyor. Bir de şundan da bahsetmemiz lazım. Hemen lafını bölerek bir parantez açmak istiyorum. Eğer bütün takım Şerif çekmek istiyorsa buna ben okey verebiliyorum ama iki kişi Şerif çekip kalanlar klasik çekiyorsa o round zaten kayıp. Diğer roundda neden yarım armor çekesiniz? Dedik ve Otherside ekibinden de ilk kill geldi. Beaver burada ikinci killini de aldı orada. Beaver üçüncü killini de aldı. Aynı şekilde bu sefer klasiğiyle aldı. Ali'yiz de Spectre'si ile iki kişiyi birden vurmayı başardı ve Otherside Blue 2-0 önde. Çok rahat bir A ve B girişleri gördük ilk iki roundda. Otherside Blue ekibinden tamamen çalışılmış ve sakin bir şekilde oynuyorlar. Evet. Hani relax game dediğimiz olayı yapıyorlar şu an. Bakalım herkes şu an çekecek. Bu arada Archfiend'dan bir Odin gördüm. Evet, Sova'ların savunma tarafında özellikle B'de çokça tercih ettiği bir silah. Ama bunu yaparken tabii ki kendini takımlarındaki iki oyuncu haricinde Sova'yı da bu durum yarım armora düşürmüş durumda. Rakip Spectre olduğu için birazcık özgüvenliler bu konuda ama bana kalırsa çok erken bir Odin seçimi. Orada
Gözcü okunu attı ama hiç kimseyi göremedi. Yanlış bir ok yapmış oldu. Bu arada Cross'ta çok hızlı girecek. Artfield'dan çok güzel bir headshot geldi orada. Gel gelelim. Karşılıklı trade'ler devam ederken Teyze de orada Kejo'yu düşürmeyi başardı. Hemen bombayı kurmayı çok rahat bir şekilde yine başardılar. Neji. Hemen. Evet, durum 3'e 3 kazanabilme ihtimali var Otherside'ın bunu. Her ne kadar ellerinde Spectre'ler olsa bile. Şu an Otherside ekibinin ama yerleşimi gayet iyi. Çok iyi duruyorlar. İlk skor çıktı. Hemen trade var. Anında trade'i geldi. Devarux tarafından. Teyzeden çok güzel Odin'le bir vuruş daha geldi. Bu aynı şekilde Elite Spectre'siyle orada düşürmeyi başardı ve durumu 3-0'a getirdi Otherside Blue ekibi. Aslında takımları en çok sıkıntıya sokan durumlardan bir tanesi de bye roundlarını kaybetmek ve durumu 3-0'a getirmek. Çünkü baktığınızda bu roundda zaten şerifler çekilecek. 2K hatta 1.5K civarlarında bir kredi bırakılacak. Durumun 4-0 olması gerçekten çok açık bir şekilde belli oluyor. 4-0 olduktan sonra tekrardan şansları deneyecekler. Eğer 4-0 olduktan sonra bir bye roundu daha kaybederlerse Ascent haritası ellerinden uçup gidebilir şimdiden. Şimdi Aster orada girdabını açtı hemen. Herhangi bir hızlı bir rush'ı engellemek amacıyla. İçine doğmuş gibi sanki. Elize'in de yeri çok kötü bir yerde değil. Gayet güzel bir yerde. Açılacaklarını tahmin edebiliyorlar. Bu arada Haberleri yok. İki kişiyi birden düşürdü. Otherside Blue ekibi. Kamiyi. Ama Elize'in de canı bir o kadar az. Devilux bu arada kendini iyileştirdi. Kapıyı kapatmayı tercih ettiler ve B tarafına girecekler. Yine High Pressure takımından gördüğümüz taktiklerden bir tanesi A tarafında ya da B tarafında ses verip hemen ters tarafında oyunlar oynanıyor. Yani çoğunlukla artık hani hemen hemen bu takım yarı profesyonel hatta profesyonel takımlarda fake oyunlarını çok fazla yapmaya başladılar. Hani A fake B, B fake A veya da direkt split oynuyorlar. Bakın evet. Bu arada Teyze de Odin'i ile Artfield'ı düşürdü. Odin bir türlü kaybolmadı. Bu arada çok güzel bir fight izledik orada. Teyze Ghost'unla Dutch'i düşürdü. Kesinlikle durdurak bilmiyorlar bu arada. Ben az önce Odin'i savunma tarafından kendilerine aldıklarında atak tarafında Odin nasıl olur diye düşünüyordum ama bomba kurulduktan sonra bu şekilde puşlama taktiklerinin olduğunu tabii ki bilmediğimiz için bana biraz garip gelmişti. En nihayetinde de anlamış oldum. Şimdi tekrardan savunma tarafında Arcfind'da biz Odin görüyoruz. Eğer bu Odin'i de kaybederse ve takımı bu roundu da kaybederse az önce de bahsettiğim gibi işler onlar için hiç iyi olmayacak. Birazcık daha temkinli, birazcık daha doğru rotasyonlu oyunlar oynamak zorundalar. Drone'uyla bu arada gördü ama drone'a odaklandı. Gördü, drone'a odaklandı. Herhalde drone'la beraber hepsinin birden koşacağını düşürdü Arcfield ama gel gelelim Beaver'da Arcfield'ın tekrar aynı boost'u kullandılar sanırım. Evet, aynı boost'u kullanmışlar. Yani orayı iyice çeklemeleri gerekiyor artık bu saatten sonra. Çünkü ikinci kez site'daki oyuncularını bu şekilde bir Sage boost'una kurban veriyorlar. Bunun olmaması gerekiyor. Ya yani Check the Corner'ın adını Check the Boost olarak değiştirebiliriz bu maç tamam, için. Tamam, burası için Check the Boost. Check the Boost olabilir, evet. Şu an Teyze bekliyor. Temkinli bir şekilde aslında bekliyorlar. Birden patlayacakları düşünüyorum yine aynı şekilde, evet. Deçiş'ten çok güzel bir vuruş geldi orada ama Cross Tali de aynı şekilde Deçiş'i vurdu. Bakalım şu an pazar tarafında iki tane Sirius oyuncusu. 4'e 3 pozisyon. 3'e 3'e geldi. Everox'tan güzel bir shot geldi. Beaver vurdu orada. Kayıkhane tarafına bir yavaşlama geldi. Yer gökhanenin içerisinden çıkarken Nijin'den çok güzel bir vuruş geldi. O da Cross'ı Everox'u düşürdü aynı şekilde. Ama Lauren orada Odin'ini aldı. Kayıkhane tarafında bekliyor Favern'ı. Vurabilecek mi? Vuramadı Favern. Favern'den bir nebze de olsa moral roundu diyebiliriz aslında. Yani Favor aslında dezavantajlı bir pozisyondaydı ama tabii ki Odin'in yavaş mekanikleri diyelim buna sebep oldu. Yani her ne kadar orayı kesseniz de baksanız da
çok da fazla hızlı hareket edemiyorsunuz Odin'le. Ateş etme animasyonu bile çok yavaş. Şimdi artık daha fazla kayıba yer vermemek adına Ares'te bir full armor çekilmiş. Yine sova tarafında yine duvarı taramak istiyor. Onun dışında half armor'lar bolca var. Eğer bu roundu da kaybederlerse bu yaptıkları hamleye biraz pişman olabilirler diye düşünüyorum ben açıkçası. Belki birazcık daha krediler saklanarak bir force buy atılabilirdi. Şimdi yine bir bu sefer saldıran tarafından bir tecrit geldi. Yine A tarafını B tarafını zorlayacak gibi Otherside ekibi oradaki madeni yakaladılar. Burada evet, Jet şimdi Side'ın içerisinde Side'ın kontrolünü aldılar diye görüyorum. Bu arada ufak bir teknik aksaklığımız var. Hemen devamında anlatımlarımıza devam edeceğiz derken durum şu an 5'e 4. 5'e 3 oldu. Otherside ekibi çok agresif ama bu agresifliğin cezasını ödetemiyorlar kesinlikle onlara ve 3'e 1'e geldi durum. Sage her ne kadar ultisi olsa da wallbanglerle düşürülecek. Yine yerden alınan bir Aresler, bir Odinler durumu sonucu etkilemeyi başardı ve durum 5 1'e geldi şu an. Evet, az önce bahsetmiştim yani bu yaptıklarının cezasını belki ilerleyen roundlarda çekebilirler diye ve kredilere baktığımda krediler çok az. Yani bu kredilerle buy yapmaları hatta half buy bile yapmaları mümkün değil. Eko kalmaları gerekiyor ve saldıranlar tarafına bir round daha hediye etmek demek bu. Dediğin gibi 5 şerife okeyiz ama diğer ama türlü... 4'e 1 şu an ben buna okey değilim. Şu an 1 klasik 4 şerif olarak Sirius ekibi bayladı. Yani bir A oyunu gelir mi acaba Otherside ekibinden bakalım. A tarafında ikili setup var. A tarafında çok da zorlanmayacaklardır ama. Oo, çok güzel bir headshot geldi bu arada Favor'dan. Neji de aynı şekilde Beaver'ı vurmayı başardı. Durum 4'e 2. Yani... Yoksa şeriflerle round mu geliyor? Cross testi şu an. Underside'da. Ellie'den çok güzel bir one tap geldi orada. Oo, 145 headshot attı orada. 5 canı kaldı. Dacic, inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil, evet. Yani... Coscaster Otherside Blue ekibine uğradı. Evet. Evet evet, yani... Ben gerçekten şu an şaşkınım. Beni yalancı çıkarttıkları için bir yandan mutluyum. Çünkü oyunun rekabetini birazcık daha yukarıya çekmiş durumdalar. Ben hiç beklemiyordum çünkü Otherside ekibi ilk round'dan itibaren çok baskın bir oyun, çok hızlı bir oyun, güzel de bir oyun sergiliyorlardı ama 4 şerife round verdiler. Bu onların birazcık moralini bozmuş olabilir. Aynı şekilde Viraj Sirius ekibine de güzel bir moral olmuş olabilir. Hadi bakalım birazcık daha çekişmeli bir maç olsun. Bir comeback görelim buradan sonra. Yani Caster Curse'lerin devam evet. ettiği aslında maçlara geldik tekrardan. Bu arada hızlı bir B oyunu deneyecek sanırım Otherside ekibi yine. Bakalım neler olacak orada. Archfield yine aynı şekilde bekliyor. Sesleri verdiler. Belki 1-2 lurk bırakıp mid tarafına yönelmeyi tercih edebilirler. Mid'den short'tan A'ya gidebilirler. Çok seçenekleri var önlerinde ve yeterli süreleri de var buna. Birazcık daha sakin oynamaları gerekiyor. Eğer bu roundu da tabiri caizse hızlı bir şekilde harala gürele oynamayı tercih ederlerse tamamen rüzgarı rakiplerinin arkasına verebilirler. Şimdi defans setupları da iki short olarak Astra ile beraber Killjoy short tarafını tutuyorlar. Long tarafını birazcık daha boş bırakmış durumdalar. Rakiplerine özel bir hazırlık olabilir bu. Onları tuttuğu şekilde aslında avantajlı pozisyondalardı ama Crosstel'e ilk skoru çıkarmayı başardı. Bakalım buradan A'ya dönmeyi düşünecekler mi derken yine bir fake. A short tarafında skor aldılar. Bir lurk bıraktılar. Hemen rotasyon esi aslında Killjoy'ları. Rotasyonu kesip bir oyuncuyu daha düşürdü ve bombanın kuruluşu B'ye olacak. Bakalım 5'e 4 bu retake'i oynayabilecekler mi?
burası. Çokokları gelmeye devam ediyor. Neji, bakalım operatörü güzel bir şekilde kullanabilecek mi? Yer gök ayna geldi. Tekrardan ikiye böldü o bölümü ve Otherside'dan bir skor daha geliyor. 5'e 3 durum ve aynı şekilde Killjoy'un da canı az. 4'e 3'e geldi şimdiden. Dashish'ten bir skor. Hemen eline Phantom'ını çekti. Operatörle kalmak istemiyordu. Bakalım orada o skor çıkartabilecek mi? Durum 2-2'ye kadar geliyor. İkisi de kayıkhane tarafında oyuncuların. İlk skor Otherside'dan geldi. 2'ye 1 durum. Buraya oynatmamaları gerekiyor. Neji bir skor aldı. İkinci skor da alıyor. Ama süre yeterli olmadığı için bombayı çözemeyecek. Neredeyse kurtulamıyor bile. So close yani diyebiliriz aslında so bunun close, için. Gerçekten so close. Belki bir 3-5 saniyesi daha olsa belki çözmeye bile çalışabilirdi ama tabii ki vakti yoktu. Çözmeye çok güzel bir kılıç izleyebilirdik ama en nihayetinde roundu Otherside'a yazmış bulunmaktayız. Durum 6-2 oldu. Şurada. Yollarını yemin adımlarla devam ediyorlar. Beaver 10 skorda. Cross Taylor 10 skorda. Hemen Alice arkalarından 7 skorla devam ediyor. Teyze de 6 skor ve Lauren'de 3 skor var. Diğer tarafta ise Neji az önceki kılıç olabilecek pozisyondan sonra 8 skora ulaştı. Şimdi hızlı bir A oyunu gelebilir. Otherside Blue ekibinden şöyle bir main tarafında beklediler. Dash ile beraber girdi Crostali'ye. Side altına doğru ilerledi. Hemen Garden tarafındaki kapıyı kapatıp bir de üzerine duvar eklediler orada. Yani o short'tan giriş mümkün geldi. Değil artık. Evet. Yani tecrit geldi aynı şekilde. Ekstradan Lauren'den de bir solo ultisi geldiğini gördük. Karşılıklı trade'ler gelmeye devam ediyor. Teyze Fevern'e vurdu. Devarox'a teyzeyi düşürdü. Lauren aynı şekilde Reji'yi düşürdü. Cross'a da Dutch'i düşürdü. Çok hızlı bir şekilde 2'ye 1 durum kaldı şu an. Bakalım Lauren orada derken işte Odin'in gücü Odin'in gücü adına durumu 6-3'e getirdiler. Durumu 6-3'e getirdi. Stereos ekibi. Bakalım. Yani çekti corners diyoruz. Yine Jet'in şaraphane tarafını kontrol etmediğini gördük. Vine tarafında Sova vardı. Yine kontrol etmeden side'a girmeye çalışırken düşen isim oluyor. Takımlar eğer şunu söylememiz lazım. Profesyonel seviyede oyun oynamak istiyorlarsa kesinlikle oyunlarında 1-2 belki de 3 adım daha öne gitmek zorundalar ve aslında belli bir seviyeye geldikten sonra bu adımlar ufak tefek şeyleri düzelterek oluyor. Köşeleri, kıyıları köşeleri kontrol ederek birazcık daha iyi bir iletişime sahip olarak oluyor bunlar. Bu arada Neji hoplaya zıplaya oraya gitti. Hoplaya zıplaya oraya gitti. İki kişi birden düştü orada. Herhalde oradan daha gireceklerini çok sanmıyorum. Yani burada ısrarcı kalabilirler. Jet'in elinde bir judge görüyorum. Hemen bir drone'la da bakacak oraya. Drone'la da gördü. Artık tamamen rotasyonun B tarafına çekilmesi gerekiyor. Viral Sirius tarafından 3. skor da geldi. Artık sadece 2 kişi hayatta. Şimdi karşılıklı Odin'lerin kapışmasını görebiliriz. Evet. Yani Sova'nın bu oku gerçekten çok kırık. Ben bunu söyleyebilirim. Ya karşısında oynarken Odin'li Sova'lara karşı gerçekten çok büyük problem yaşıyorum. Ya B lobby Odin alınmış bir Sova için yaratılmış bence ya. Ben böyle düşünüyorum. Müthiş bir şey yani. Geçmek mümkün değil. Hiçbir şekilde bozamıyorsunuz da. Evet bazen hani boostlarla falan Sage boostlarıyla bu durumun önüne geçebiliyorsunuz ama o görüş okunu zamanında kıramadığınızda kafadan bir skor gidiyor. Örnekte de olduğu üzere Arshield 3. kill'ini daha aldı ve durumu 6-4'e getirdiler. Evet, Arkfiend iyi durumda aslında 6 skor ile beraber yukarılara tırmanmaya devam ediyor. Odin'le şu ana kadar özdeşleşti. Şimdi Otherside tarafı üst üste çok fazla round kaybetti ve yavaştan bir echo yapmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Ama bu echo'yu yaparken bir tane Vandal yarım armor çekilmiş, bir tane Spectre yarım armor çekilmiş. Tamamıyla rakibinin ortalama ekonomisine zarar vermek adına yapılmış hamleler bunlar. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü
rakibinizin ekonomisi bu haldeyken full eko olarak bu roundu kaybetmek onların ekonomi üstünlüğüne perçin katar. O üstünlüğü perçinler diye düşünüyorum. Ama 1-2 silah düşürmek her zaman iyidir. Ama 5 şerif hariç, onu tekrar söylüyorum. 5 şerif hariç. Teyze short tarafından deniyordu. Orada hemen moller açıldı. Rakip Killjoy tarafından short tarafına, garden tarafına bir molly geldi. Bakalım orada ultisini kullanacak mı? Ultisi var. Bir tecrit gösteriyor orada. Evet, tecriti gösterdi. Bakalım kullanmayı tercih edecek mi? Eğer şeriflerle bu şekilde bir round alırlarsa onlar için çok önemli olacak. Bir 10 saniye kazandırdı şu an. Kesinlikle. Bakalım Odin lane'i Arkfield duvarı çok rahat bir şekilde tarayabilir aslında. Rakipleri yapmışken onlar neden yapamasın diyorum. 4'e 3 durumda şu an. Oo, durdu, 2'ye geldi. Çok güzel pushladılar. Heaven'ı çok güzel pushladılar ve durum 4'e 1 artık. Yani bu tarz buyların önemli olabileceğinden bahsetmiştik. Rakibe kesinlikle ekonomi avantajını vermemek için kimilerinin gözüne yanlış bir bay gibi gelse de anlayabildiğim bir bay. Birkaç tane profesyonel takımdan da bunu defalarca kez görmüştüm. En nihayetinde de onlara kazandıran taraf oldu bu taktik. Ve şimdi 3000 civarlarında en düşük kredileri 900. Yani Lauren ölse, silahını düşürse bile ona droplayabilecek durumdalar. Bakalım, ekonomileri çok iyi durumda. Evet. Bu arada bir duraklatma. Evet. Senin de bahsettiğin gibi. Bir duraklatma geldi. Sanırım bir taktiksel duraklatma da olabilir bu. Evet. Bakalım. Ben de merak ediyorum şu an. Otherside ekibi artık yani 7-4 öne geçmiş durumda ve saldırıda yapıyorlar bunu. Yani oyunun ilk başlarında aslında G2 gibi takımlardan, Avrupa'nın en iyi takımlarından Ascent'i savunma haritası olarak görebiliyorduk. Hoş aslında G2'ya Ascent'i ilk zamanlarında ne oynarsınız oynayın kaybediyordunuz ama onlar birazcık da savunma haritası olabileceğini göstermişlerdi. Ataktayken 7 harita çıkartmaları belki de bu taktiksel duraklatmayı getirmiş olabilir beraberinde. Tabii ki oyuncu düşmesi vesaire de olabilir ama taktiksel olarak bana kalırsa bir şeyler konuşuluyor. 7-4 öndeler. 8-4 eğer saldırı kısmında bu şekilde öne geçerlerse bana kalırsa Otherside ekibi defansta bırakmayacaktır. Sen ne diyorsun? Ya aslında son zamanlarda Ascent haritası biraz daha eşit harita olmaya başladı. Hani ne saldırı tarafına ne de savunma tarafı daha ağır basmıyor. İki tarafına tamamen stratejilerine bağlı olarak aslında yapılıyor bu gibi takım fightları. Yani benim için Ascent haritası biraz daha eşit. Hani ne saldırı tarafı ağır basıyor ne de savunma tarafı ağır basıyor. Daha çok aim fightların da etkileyebileceği bir harita olduğundan dolayı ya şu an içinde konuşacak olursam eğer Otherside bir adım önde. Ya ben de o yoruma şöyle bir şey katmak istiyorum. Ascent benim için 51'e 49 aslında. Savunma tarafı birazcık daha bana güvende hissettiriyor kendimi. Doğru setuplarla, doğru dizilimlerle beraber, doğru ajan kompozisyonlarıyla beraber savunma aslında çok da güzel oynanabiliyor. Aynen öyle, ben de sana katılıyorum bu konuda. Tekrardan Necibi B tarafından ayrılmayı düşündü. Hemen infolar alındıktan sonra Sova ultisi kullanıldı ve Killjoy'un Yarıcan olduğunu görüyoruz. Hatta Yarıcan'dan çok daha az. Hemen Sage'den bir heal alması gerekecek onun. Cross tally de main tarafından. Şöyle bir gösterme. Görmüşler. Fevern yani... Gerçekten ilginç ama bir o kadar da güzel bir vuruş yaptı orada. Gerçekten. Çok güzeldi ve artık canı 30 olan bir Killjoy, bir oyuncunuzu kaybetmişsiniz. Neredeyse 3,5 kişisiniz. Hatta şu an 3'e düştü. 2 tane yarım var. 3 kişisiniz neredeyse ve bu saldırı yapmanız pek de mümkün olmayabilir. 46 saniyeleri var. Sage'den belki bir heal bekleyeceklerdir tek bir kişiye. O da Sova'ya geldi ama hala avantajlı olan taraf... savunma tarafı kesinlikle. Viras Sirius ekibi. İşte Astra'nın da işte bu yıldızları vesaire hemen girdap açtı. Mesela Scope'u açtı. Nerede öldüğünü biliyordu. Fevern ama
Orada çok bir şey yapamadı. Hemen side alta doğru indi. Cross tail Fever'ini vurmaya başardı. Şimdi hızlı bir şekilde A tarafına doğru other side turnusek gibi giriş yapmaya çalışıyor. Sage duvarı geldi orada. 14 saniye, 13 saniye. Cross tail'i Dutch için vurmaya başardı smoke içinden. Archibald Odin'i ile üst tarafta cross tail'i düşürmeyi başardı. Bakalım spike yerleştirildi. Burada herhangi bir şey yapabilecek mi? Sirius ekibi devre yoksa Dutch'i orada. Hayatı revive'ladı. Bakalım Meji üst tarafta şöyle... Site altını da taradı ama orada herhangi birisini yakalayamadı. Beaver'ın yeri şu an aslında çok güzel. Beaver aynı şekilde Elizan'la bir wallbang geldi. Durum 3 ve 2 duruma geldi şu an. Ooo Beaver'dan çok güzel bir headshot. Beaver'dan harika 3. headshot geldi. Beaver. Ben bu maçı taşıyorum diyor. Evet, aslında dezavantajlı bir pozisyondaydı saldırı tarafı. Onu söylememiz gerekiyor ama... Sage ultisi kullandırdılar. Dezavantajlı bir pozisyondan B'ye girdikten sonra orayı kesinlikle bırakmadılar. Hani biz burada evet istatistiksel olarak şöyle bir baktığımızda onlar dezavantajlı pozisyonda diyoruz. Çok da oynanmaz diyoruz ama ekstra clutch'lar, takımların ekstra oyunları bunları belirliyor ve 8-4'e durumu getirdiler. Bu saatten sonra artık dönüş ne kadar kolay olur bilmiyorum. Rüzgarı arkasına alan Other Side Blue ekibi savunmada bana kalırsa bırakmayacaktır. Belki de bir puşlamayı bile seçebilirler. Çünkü onlarda 4 tane frenzi görüyorum. Yakın evet, B tarafından açılmalar var. B tarafından evet. Açılmalar var. Evet, yakın tutmayı tercih ettiler. Hemen anında teyzeye bir orada Sage Hill'ı geldi. Canını fulleyecektir. CT'ye aynen. Kadar artık B'ye giriş kolay olmayacak. Onlar yakın tutacaklar ve crossfire şekilde tutacaklardır. Ellerinde zaten frenziler var. O crossfire'dan geçmek çok da mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Bana kalırsa saldırı ekibini birazcık da A tarafına oyun kurması gerekiyor bu saatten sonra ve muhtemelen de o tarafa yönelecekler. Astra'da yıldızlarını dizdi yavaş yavaş. Her an patlatabilir bir ihtimaline karşı. Güzel bir ok geldi. Orada Nifo'yu da aldı. Her ne kadar göstermemiş olsa bile. Bakalım tekrardan bu oyunu çevirmeyi düşünecekler mi? Frenzy'nin şu an Ghost'a karşı avantajı var diyecekti. Line-up'ta yakaladı bu arada. Elise yakaladı. Crossal'ı yakalayamamış olsa da. En azından trade alındı ve ekstra bir skor daha geldi onlardan. Ve hızlı bir şekilde A tarafına da bombayı kuruyor Dacic. Yakalayabilirlerdi. 21 sağlığı kaldı. Çok kritik. Hesa geldi. Canı çok az Killjoy'un. Bakalım 3'e 2 pozisyonda oynayabilecekler mi burayı? Oradan hemen Astra Small da geldi hemen. Bakalım Elise imha ediyor Spike'ı. Yine mi imha edilecek yoksa? Birazcık daha sola sıkması gerekiyor derken. Savunanlar kazandı. Evet normal şart. 0'ı 0'dı bu arada mermisi. Evet. Sıkamadı ve bakıştılar. Yani bugünün özetinde en kritik noktalarda Astra'nın Smo ile beraber difüzlenen bombaları görüyoruz. Oyunun kaderini belirleyen noktalarda geliyor bunlar özellikle. Ve durumu 9-4'e getirdi Other Side. Bakalım durum 9-4. Hani Other Side şu an sazı eline almış gidiyor. Sirius ekibi hani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Other Side buna müsaade etmiyor yani. Müsaade etmemekte de kararlı görünüyor. Şimdi evet. A tarafına doğru bir oyun görebiliriz. Sirius ekibinden çok hızlı bir şekilde giriyorlar şu an A tarafına. Ama bahçe tarafından Elise orada Fever'ini vurdu. Şu an bayağı bir kaos ortamı var şu an içeride. Sova. Tamamen RTK'ye bırakıyorlar. Evet. İşte yapılması gereken, tam da bahsettiğimiz konulardan bir tanesi buydu. Rakibinize execute atarken, elinizde her ne kadar iyi silah olsa da bir adım geri çekildiğinizde rakibi şaşırtacak. O 5v5 RTK'ye oynayabiliyorsunuz ve en nihayetinde de 5 kişi hayatta kalarak bu RTK'ye oynadılar. Ben tebrik etmek istiyorum. Other Side ekibi ne yaptığını bilerek oynuyor. Ve şunu da ekstra parantez olarak açacağım. Bu haritayı Viraj Sirius ekibi seçmişti. Rakibinin haritasını domine ediyorlar Sertan. Yani tamamıyla antilerini yakalayıp ona göre oyununu sergiliyor. Other Side ekibi ekstra kendi oyunuyla beraber diyebiliriz. Evet şimdi 5 şerif görüyorum.
Olabilir. Evet, Beş olur, şerif olur. olur. 5 şerif olur. 5 spektre full armorları da devam ediyorlar zaten. Ya ona 4 oldu durum. 8-4'lü 2 round'ı birden aldılar. Rakiplerinin bay round'larını da aldılar. Bunu da söylemek lazım. Çok önemli bir round'tu gerçekten onlar için. Evet, 5 beyi birden kapattılar. Tahmin ettiler sanırım. Ve hemen bir Sage orada duvarına attı. Herhangi bir Yakın bir şekilde buslamaya tutuyorlar. karşın da herhangi bir buslamaya karşı da counter boost'a karşı derken bu arada Crosshair'i de Fevern'i düşürmüş. Entry'yi almış mid tarafında. Oh. Şerif'in şakası olmuyor. Gerçekten olmuyor bu arada. Uf. Örnekte de gördüğümüz üzere Evet, Dacic. örnek şekil bir A. Şerif'le şaka olmaz. Yani teyzenin orada pekmezde aktı. Bakalım Bakalım Dacic şu belli an. tarafına girecekler mi? Birazcık daha split bir şekilde market tarafında bir oyuncuyu bıraktılar. O birazcık daha CT'ye doğru sızmış durumda. Check the corners diyoruz. Köşeleri kontrol edin diyoruz. Hemen köşe kontrolü geldi. İki geldi. Crosstali! Crosstali! Neler neler yapıyorsun Crosstali orada. Dördüncü kill'ini de aldı orada Crosstali. Ya Ace sana şunu sormak almıyorsun. istiyorum. Kesinlikle şunu soracağım sana. Round bittikten sonra soracağım. Neyse, 2'ye 1'e geldi durum. Bölmeyelim bu heyecanı. Neji'yi de Evet. düşürdüler. Evet, 11-4. Şunu soracağım. 3 kişi birden eksik bir şekilde aslında buraya geliyorsunuz. Bomba kurmak için. Köşeyi bir oyuncunuz kontrol ediyor, evet. Ama neden onun trade'ini alacak bir kişi oraya bakmıyor da diğer oyuncular etrafa bakıyor. Hatta bir tanesi orb alıyordu. Rakibinizde Sana Spectre'ler olduğunu biliyorsunuz bu evet. arada. Yani İki ilginç. kelime söyleyeyim. İki kelime söyleyeyim. İletişim sıkıntısı. Katılacağım bu durumda sana yani. İletişim sıkıntısı ve hatayı da tabii ki bu iletişim sıkıntısı beraberinde getiriyoruz. Zincirleme bir reaksiyon şeklinde. Zaten 11-4 olmuş durumda. Bana kalırsa mental açıdan, moral açısından Other Side 3-4 adım öne geçti diyeceğim ben. Çünkü rakibinizin haritasını domine ediyorsunuz. Acaba Crosley geçen el Ace al demiş midir? Olabilir, olabilir. Eysal. Şimdi Crosley orada ultisini de açtı. İlk kilini de almayı başardı hemen. Aynı şekilde short tarafında bekliyor. Evet, biraz Sirius ekibi aslında fena maçlar oynamamış olsa da iyi bir ekip olmuş olsa da Other Side Blue ekibi yani Other Side'ın akademi ekibi gerçekten ne yaptığını bilerek oynuyor ve şu anlık maçı domine ediyorlar. Bana kalırsa hatta ben şöyle bir arttırmak istiyorum. High Pressure takımını biz evet iyi oynuyor demiştik, ne yaptıklarını biliyorlar demiştik ama High Pressure'dan sanki bir adım daha önde gözüküyorlar. Bir adım daha sanki taktiksel anlamda kendileri daha hazır. Evet, Alır çeşitlilik anlamında da özellikle. Gel gelelim. İkinci harita da var. İkinci haritayı da izleyeceğiz. Ali de bu arada iki kill birden geldi. Trostal'i Crosstal'i de orada arkaladı ultisiyle beraber. Devrux'u düşürdü. 12'ye 4'e getirdi. Elini kolunu sallaya sallaya ilk haritayı kazanmaya gidiyor Other Side Blue ekibi. Evet, yani rakip tamamen moral olarak çökmüş durumda. Hiçbir şey yapamıyorlar. Neden hiçbir şey yapamıyorlar? Çünkü artık site'ları, savunacakları site'ları o kadar rahat puşlamaya başladılar ki 2 ya da 3 oyuncu onları mainlerde tuttuğunda hemen arkasından site'ları puşlayıp gelebiliyor takımlar ve en nihayetinde durumu 12-4'e getirdiler. Müthiş oyun, onlardan tebrik etmek lazım tekrardan. Yavaş yavaş biz ikinci oyuna geçmek istiyoruz diyorlar. Bakalım maçı birazcık daha uzatabilecek mi? Viraj Sirius ekibi dezavantajlı bir pozisyondaydı Sova. Hemen trade'i geliyor ama Crosstally ondan bir hata diyebiliriz aslında. Spreyi kaçırdı. Biraz da açılmıştı bir özgüvenle. Evet, bir rehavete kapılma durumu söz konusu olabilir tabii ki. 12-4 gerçekten güzel bir skor. Şimdi Neji mid tarafında markete doğru girecekken geriye döndü şöyle bir. Sakin bir şekilde ilerliyorlar. Buradan short'tan A'yı deneyebilirler. Bahçe bölgesinden. Ama orada da bekleyen bir teyze var. Yavaşça Neji ilerliyor. Acaba sıçramayı duydu mu Beaver? Temkinli bir şekilde pazar içinde durmaya devam ediyor. Teyze Beaver de durumun aynı şekilde. farkında.
Ya bir yerden patlayacaklarını biliyorlar ama nereden olduklarını çözemediler. Bu arada Neji'den çok güzel bir headshot geldi ultisiyle. Bakalım Lauren kayıkhanede bir şeyler yapabilecek mi orada? Tek başına kaldı. Sabırlı oynaması gerekiyor orada ama Neji zıplaya zıplaya ultisiyle vurmaya devam ediyor. Eviş bu arada Sage duvarını kırdı. Bakalım neler yapacaklar. Durum 4 ve 2. Astra'nın girdabıyla beraber çok güzel kombine ettiler orayı. Tebrik etmek lazım. Demek ki iletişim hala bitmiş değil. Debrux'a teyzeyi düşürdü orada. Ya Lizen çok güzel bir yaşar. Lezzet İki. ikinci yaşat geldi. Ama Neji takımını hayatta tutmaya başardı. 12-5'e getirdi durumu. Rakiplerinin ekonomilerini kırmaları bu saatten sonra çok zor. Çok fazla round almaları gerekiyor. Yaptıkları en ufak bir hatada 1-0 geriye düşmüş olacaklar ve psikolojik olarak da tabii ki geriye düşmüş olacaklar. Bunu da belirtmek lazım çünkü 5 maçlık bir seride oynamıyorsunuz, 3 maçlık bir seride oynuyorsunuz ve kendi seçtiğiniz haritada kaybediyorsunuz. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Bu arada Beaver armor çekmedi. Şu an onu armorsuz görüyorum. Hemen çekti armorunu. Son saniyeyi yetiştirdi. Crosstal'i de aynı şekilde. Crosstal'i de aynı şekilde. Oo. Çok güzel vurdu. 7 maç puanı var bu arada. Hani bu konuda da Other Side ekibi bir hayli avantajlı durumda. Beaver Archfield'ı düşürdü. Dutch işte Beaver'ı düşürmeye başardı. Smoke içinden güzel bir headshot geldi. Spray ile beraber. Teyze. Elise. O da sesli bir şekilde orada. İki kişi oradan Artık pushladı. hayatta Dutch'e son. Crosshair'i düşürdü ve Elise. Savunucular kazandı. Ascent haritasının ilk kazananı Other Side Blue ekibi oldu.